Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu akşam Özdebir yayınlarının Türkiye geneli AYT deneme sınavını çözeceğiz. TYT'sinin daha önce kanala yüklemiştik. Hemen başlayalım. Sindirim sisteminde aşağıda belirtilen özelliklerin hangisi diyor ince bağırsak ve kalın bağırsak için diyor ortaktır. Arkadaşlar su emilimi yapma. Bakın su arkadaşlar bakın ağızdan da emiliyor bir miktar. Ağızdan emiliyor, mideden emiliyor. İnce bağırsaktan emiliyor. Kalın bağırsakta arkadaşlar suyun emilimi ne yapıyor? Tamamlanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu ne oldu? Ortak mı oldu? Onu soruyormuş bize zaten. Ortak olmuş oldu. Villus ve mikrovillus. Arkadaşlar bunlar nedir? Villus ve mikrovillus. İnce bağırsağın duvarında bulunan kıvrımlara verilen isimdir. Bakın normalde şöyle düşünün. Bakın şunlar nedir? Villus. Neresi burası? İnce bağırsağın duvar. Peki şurada ne var arkadaşlar? Burada hücreler var. Bir de ne var? Bakın hücrenin şuradaki zarı da kıvrımlıdır. İşte bu daha küçük olan bu kıvrımlara biz ne diyoruz? Mikrovillus diyoruz. Mikrovillus. Bunlar hücre zarı kıvrımları. Ama şurada arkadaşlar daha büyük olan bakın şuradaki kıvrımlara biz ne diyoruz? Şuradaki kıvrımlara villus diyoruz. Kalın bağırsakta arkadaşlar villus ve mikrovillus bulunmaz. Vitamin üreten diyor bakteriler içerir mi? Bu nerede olur arkadaşlar? Kalın bağırsakta olur. Kalın bağırsakta hangi vitaminler sentezleniyor bu bakteri tarafından? B ve K vitaminler arkadaşlar sentezleniyor diyebiliriz. Sindirim enzimi salgılama. Arkadaşlar ince bağırsaktan sindirim enzimi salgılanıyor. Hangi enzimler salgılanıyor ince bağırsak duvarından? Maltaz, laktaz, sükraz, dekstrinaz, tripsilojen aktive eden enterokinaz, aminopeptidaz, bakın proteinleri etkileyen başka bir enzim aminopeptidaz, dipeptidaz, tripeptidaz. Bunlar arkadaşlar proteinleri etkileyen enzimler. Bunlar nereden salgılanıyor arkadaşlar? İnce bağırsak duvarından salgılanıyor. Pankreastan hangi enzimler geliyordu ince bağırsağa? Onları yazalım. Tripsinojen, kimotripsinojen, lipaz, amilaz, nükleazlar vardı değil mi? Nükleazlar bulunuyor idi. Mide ile diyor doğrudan bağlantılı olma. Arkadaşlar midenin devamı nedir zaten? Bakın mide böyle geliyor. Devamı zaten ince bağırsak oluyor. Onun da devamı kalın bağırsak oluyor. Mesela kalın bağırsak nedir? Mide ile doğrudan bağlantılı değildir ama ince bağırsak doğrudan mide ile bağlantılıdır. Cevabımız Adana olmuş oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar sinir sistemi ile ilgili bir nöronun yapısı verilmiş. Bir hatırlayalım arkadaşlar nöronun yapısını. Bakın şu kısa uzantılar neydi? Dendrit değil mi? Dendritti bunlar. Şurası ne? Hücre gövdesi. Hücre gövdesi. Şu uzun uzantıya biz ne diyorduk arkadaşlar? Akson diyorduk. Akson. Şunlar neydi? Akson uçları. Akson uçları bunlar arkadaşlar. Buradan da ne oluyordu? Başka sinir üzerinde bu şekilde bağlantı yapabiliyordu değil mi? Bu bağlantıları biz ne diyorduk şuradaki bağlantı yerlerine? Sinaps diyorduk. Uyartı iletim yönü nasıldı arkadaşlar? Dendrit, hücre gövdesi, akson bu şekilde uyartı iletiliyor idi. Ne yapmış arkadaşlar soruda bakın. Şuradan bir kesit almış aksondan. Akson arkadaşlar uyartı bu şekilde gidiyor ya. Bu da arkadaşlar bazı değişimler gösterilmiş. Şekilde verilen kısımlar ve uyarı iletimi ile ilgili diyor, hangileri söylenebilir diyor bize. Şimdi arkadaşlar yapıya baktığımız zaman şurada ne var? Sodyum potasyum pompası var. Bakın bu ne yapıyor arkadaşlar? Sodyumları dışarıya pompalıyor. Potasyumları içeriye pompalıyor ve bu şekilde bakın dışarısı artı yükle yükleniyor. İçerisi eksi yükle yükleniyor. Bir arkadaş elektriksel yük farkı oluşturuluyor bu şekilde. Bu duruma biz ne diyoruz bu hale? Polarizasyon diyoruz. Polarize hal diyoruz. Daha sonra arkadaşlar uyartı alındığı zaman ne oluyor? Sodyumlar içeriye doğru geçiyor. Bakın sodyum içeri doğru geçince buna biz ne diyoruz? Depolarizasyon diyoruz. Depolarizasyon. Bakın şu sodyum potasyum pompası sodyumlar dışarıya pompalarken, potasyumlar içeriye pompalarken tabii ki burada ATP harcanıyor. ATP harcanır. Ama burada arkadaşlar sodyumlar zaten çoktan hızla geçiyor. İçeri doğru geliyor ya. Burada arkadaşlar ATP harcanmaz. ATP harcanmaz diyebiliriz. Peki devamında ne oluyor? Potasyum arkadaşlar dışarı doğru çıkıyor. Zaten içte fazlaydı ya. Dolayısıyla bunlar çoktan hızla geçmiş oluyor. Bu hale biz ne diyoruz arkadaşlar? Repolarizasyon.
Niye bu isim verilmiş? Bakın dışarısı gene artı yükle yükleniyor, içerisi eksi yükle yükleniyor. Bu hal neye benzemiş oluyor zaten? Polarize hale benzemiş oluyor. Depolarizasyonda ise arkadaşlar bakın sodyum içeri geçmeye başladığı zaman bu sefer içerisi artı yükle yükleniyor. Dışarısı arkadaşlar eksi yükle yükleniyor. Yani bir yük değişimi oluyor diyebiliriz. Yani repolarize halle polarize hal arkadaşlar birbirine benziyorlar. İkisini de arkadaşlar dışta artı içeride eksi yüklü iyonlar daha fazla diyebiliriz. Ve arkadaşlar uy hattı ne yapıyor? Bu şekilde devam ediyor. Bunun devamı nedir? Bakın şu ilerisi zaten yine polarize haldir. Yani dışarısı artı, içerisi eksidir, değil mi? Bu şekilde arkadaşlar uy hattı alındıkça depolarize oluyor, sonra repolarizasyon oluyor, devamlı tekrar polarize hal geri dönmüş oluyor. Birinci kısımdaki iyon dağılımı aksiyonu diyor. Bu kısmının polarizasyon durumunda olduğunu göstermektedir. Bir burasıydı arkadaşlar, şurası. Evet, burası nedir? Polarize haldedir. İki ve üçüncü kısımlardaki iyon hareketleri sadece aktif taşıma ile olur. Burada arkadaşlar maddeler çoktan hıza geçiyor zaten ama bunlar arkadaşlar difüzyonlu oluyor. Bunu söyleyemeyiz. Nöronda diyor dış tarafın artı yüklü olması hücre dışında diyor içine oranla daha fazla sodyum ve potasyum iyonlar olmasından diyor kaynaklanır diyor. Bakın ne diyor bize? Hücre dışında diyor daha fazla sodyum potasyum var diyor bize. Halbuki bu polarize halde olması nedeni nedir arkadaşlar? Dışarıda sodyum, içeride potasyum fazla. Tabi başka iyonlar da var. Yani sodyum ve potasyum arkadaşlar burada aynı yerde fazla değiller. Yani dışarıda fazla ikisi beraber değil. O yüzden bunu da söyleyemeyiz. Cevabımız ne oldu? Adana olmuş oldu. 30. soru arkadaşlar kaslarla ilgili. Fizyolojik tetanoz diyor durumundaki bir iskelet kasında diyor. Hangileri diyor bu kasın tonus. Tonus neydi arkadaşlar? Kasların hafif kasılı halde bulunması. Kasların hafif kasılı halde bulunmaz. Bunun da nedeni neydi arkadaşlar? Gelen uyarıya hızlı bir şekilde cevap verebilmesi için kaslarımız ne yapıyormuş? Hafif kasılı halde bulunuyor imiş. Evet yani bu az kasılı hal. Fizyolojik tetanoz neydi arkadaşlar? Bakın şöyle bir grafik çizebiliriz bununla ilgili. Diyelim ki arkadaşlar bir kasa uyarı verdik. Kas ne yaptı? Bize hiç takmadı. Neden? Çünkü eşik şiddetin altında kalmış olduk. Eğer uyarı şiddetini biraz artırırsak, diyelim ki eşik şiddetini yakaladık. Kas ne yapıyor arkadaşlar? Kasılıyor ve gevşiyor. Uyarı şiddetini artırırsanız ne olur arkadaşlar? Tabii kas telcinden bahsediyoruz. Kas ne yapıyor arkadaşlar? Kasılıp gene gevşedi. Ondan sonra uyarı şiddetini artırdınız. Kasıldı ve gevşedi. Bu arkadaşlar bize neyi kanıtlıyor? Bir kere şu arkadaşlar eşik şiddeti olduğunu kanıtlıyor bize. Eşik şiddeti değil mi? Yani ne demek bu? Kasın uyarılabilmesi için minimum bir uyarı şiddetine ihtiyaç var. Bakın devamında uyarı şiddetini artırdık ama kasın tepkisi değişmedi. Bu bize neyi hatırlatıyor? Ya hep ya hiç kuralını hatırlatıyor. Kas telci arkadaşlar nedir? Ve kas lifi eşik şiddeti aynı hücrenin oluştuğu için arkadaşlar kasın tepkisi ne yapmaz burada? Değişmez. Peki uyarı şiddetini artırmadan arkadaşlar kasa daha sık uyarı verilirse ne olur? Gevşeyemez kas ve kasılı kalır. İşte bu olaya biz ne diyoruz? Fizyolojik tetanoz diyoruz. Kramp gibi bir şey yani diyebiliriz. Kas ne yapıyor? Kasılıyor ve gevşeyemiyor. Yani aslında az kasılı hal ile tam kasılı arasındaki farkı bize sormuş oluyor burada. Diyor ki bu kasın diyor tonus halindeki durumundan daha kısadır diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar bunları bir hatırlayalım. Kasın arkadaşlar şeklini çizmeye çalışalım şöyle. Bunlar neydi? Bunlar arkadaşlar enine çizgiler. Bunlar Z çizgileriydi. Z çizgileri. Şunlar neydi arkadaşlar? Aktin iplikleri ince olanlar. Şunlar aktin ipliklerdi. Şunlar aktin iplikler. Şunlar arkadaşlar daha kalın olanlar neydi? Miyozin iplikler. Bakın şunlar. Çizgili kasın mikroskopi görüntüsü bu. Arkadaşlar ÖSYM'nin çok sorduğu bir yer bu. Dolayısıyla bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu ne? Bu da arkadaşlar miyozin iplik. Miyozin iplik diyebiliriz. Peki bantlara bakalım. Şu miyozinin boyu neydi arkadaşlar? Şu A bandıydı. Şurası neydi arkadaşlar? Miyozin arasındaki şu bant Ö bandıydı. Şu aktin arasındaki şu bant da arkadaşlar neydi? H bandıydı. Kasılmada ne oluyordu? H ve Ö daralıyordu. A değişmiyordu değil mi? H ve Ö arkadaşlar daralır. Ama A bandının boyu değişmez. A değişmez. Z'ler ne yapıyordu arkadaşlar kasılmada birbirine?
yaklaşıyordu. İkizi arasındaki şubemi biz ne diyorduk? Sarkomer, sarkomer. Sarkomer'in boyu da arkadaşlar ne yapıyordu? Kısalıyordu diyebiliriz. Şimdi ne diyor bize? A bandına A demiş, I bandına B, H bandına C, ikizi arasındaki arkadaşlar mesafeyi D demiş. Yani sarkomer de arkadaşlar şu mesafeyi de D demiş. Kasılmada arkadaşlar neler değişiyor? A bandının boyu değişmiyor değil mi? I ve ne yapıyor arkadaşlar? H daralıyor dedik. Zaten Z de arkadaşlar birine yaklaştıkları için iki tane Z, D de burada daralmış oluyor. Dolayısıyla daha kısa olanlar nedir? B, C ve D'dir diyebiliriz. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar kulağın yapısıyla ilgili. ÖSYM arkadaşlar genelde işte bir sene kulak, bir sene göz ve bazen arkadaşlar sinirden, endokrinden geldiği zaman duyudan sormayabiliyorlar. O şekilde her sene veya iki senede bir genelde işte kulak ve gözü soruyorlar diyebiliriz. Geçen sene de en son kulağı sordular. Kulağın yapısını bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar kulak kepçesi ne yapıyor bunun görevine? Ses dalgalarını topluyor. Ses dalgaları daha sonra kulak yolundan geçiyor. Burası kulak yolu. Kulak yolu. Sonra arkadaşlar ne yapıyor? Kulak zarı titreşiyor. Bağ dokudan yapılmış bir zar. Burası arkadaşlar kulak zarı. Kulak kepçesi ve kulak yolundan arkadaşlar oluşan zarın dış kısmında kalan bu kısma biz ne diyoruz arkadaşlar? Dış kulak diyoruz. Gelelim arkadaşlar orta kulağa. Bakın orta kulak burası. Orta kulakta neler var? Çekiç, örs ve üzeng dediğimiz arkadaşlar kemikçikler var. Bakın sıralaması da böyledir. Çekiç, örs ve üzeng dediğimiz kemikler. Bakın orta kulak arkadaşlar ne diyor? Yutağa bağlantılıdır. Neyle beraber bağlantılıdır arkadaşlar? Östaki borusu ile bağlantılıdır. Östaki borusu. Peki östaki borusunun görevi ne? Arkadaşlar sesli ortamlarda filan veya basıncın fazla olduğu ortamlarda buradan arkadaşlar ne yapıyor? Kulak zarının basıncı dengelenmiş oluyor ki kulak zarımız yırtılmasın. Ne yapıyormuş? Kulak zarının basıncını dengeliyormuş. Kulak zarının basıncını dengeliyor. Güzel. Peki ne var arkadaşlar? Daha içeride tabii ki iç kulak var. Bakın şurası ne? İç kulak. Arkadaşlar iç kulakta neler var? Kulak biliyorsunuz arkadaşlar hem işitme duyu organımız hem de denge ile ilgili yapılar içeriyor. İşitme ile ilgili ne var burada arkadaşlar? Bakın şurada salyangoz denen, salyangoza benzeyen arkadaşlar bir yapı var. İsmi oradan geliyor salyangoz. Salyangoz arkadaşlar ne ile alakalı salyangoz? Bu arkadaşlar işitme ile ilgili uyarıtlar alınıyor arkadaşlar. Buradaki ses titreşimleri alınıyor ve buradaki sinirler nereye gidiyor arkadaşlar? İşitme merkezine gidiyor. Bunlar işitme sinirleri. Bunun içerisinde arkadaşlar 3 tane kanal var. Şöyle üstte vestibular kanal var. Ortada arkadaşlar kohlear kanal var. En altta ise arkadaşlar timpanik kanal var. Kohlear kanalda ne var arkadaşlar? Kort organı var şurada. Kort organı arkadaşlar ne yapıyor? Seslerin titreşimlerini alıyor. Korti organı. Korti organı. Bunlar arkadaşlar işitme ile ilgili yapılar. Bir de ne var? Denge ile ilgili yapılar var. Nedir bunlar? Bakın şunlar ne? Yarım daire kanalları. Bunlar arkadaşlar bakın şu kısımlarda ne var? Ampula bölgesi var. Bakın şuralar ampula bölgesi. Ampula bölgesi. Tulumcuk ve kesecik dediğimiz yapılar var. Bakın şunlar tulumcuk ve kesecik. Şunlar ne? Yarım daire kanallar. Yarım daire kanallar. Bakın bunlar ne ile ilgili? Arkadaşlar bunlar denge ile ilgili. Buradan giden sinirler nereye gidiyor arkadaşlar? Beyince gidiyor ve dengemizi sağlamamızda bunlar görev yapıyor diyebiliriz. Size genelde işte burada olduğu gibi hangileri denge ile ilgilidir, hangileri işitme ile ilgilidir diye sorular gelir. Demek ki bakın ampula, tulumcuk, kesecik, yarım daire kanalları, bu tulumcuk, kesecik içerisinde otolit taşları var. Bakın otolit dediği zaman da gene bu da ne ile ilgili? Denge ile ilgili otolit taşları. Salyangoz, ondan sonra cuma işte çekiç, örs, üzengi. Bunlar arkadaşlar ne ile alakalı? İşitme ile alakalı diyebiliriz. Üzenginin salyangoza bağlandığı şu bölgeye ne deniyor arkadaşlar? Oval pencere deniyor arkadaşlar. Oval pencere deniyor bu bölgeye. Şekli biraz karıştırdık. Her şeyi yazmaya çalıştık. Şimdi demek ki biz arkadaşlar ne diyor bize? Denge ile ilgilidir. Denge ile ilgili. Tulumcuk, kesecik ne ile ilgili? Denge ile ilgili. Yarım daire kanalları denge ile ilgili. Bakın oval pencere dedik ki salyangozun girişi. Değil mi? İşitme ile ilgili. Timpanik kanal, vestibular kanal değil mi? Bunlar salyangozun içinde
Bunlar arkadaşlar işitme ile ilgili. Kort organı zaten dedi ki uyarıları alıyor işitme ile ilgili. Bize ne diyor arkadaşlar? Denge ile ilgili değildir diyor. Bu ne demektir? Yani işitme ile ilgilidir demek istiyor bize. İşitme ile ilgili olan hangi arkadaşlar? 2, 3 ve 4 cevabımız Denizli olacak. Kanında iyot miktarı normal olan bir insanda diyor. Kandaki iyot miktarı normalmiş. Diyor ki hangileri hipotiroidizm? Ne demek bu? Tiroks normal arkadaşlar yetersizliği. Yani normalden az olmazsa neden olmaz diyor. Onunla alakalı değildir diyor bize. Arkadaşlar kan şekerinin yüksek olması. Önce arkadaşlar mekanizmayı bir hatırlayalım. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Hipotalamus. Hipotalamus ne yapıyordu? Release faktörle beraber hipofizi kontrol ediyordu bakın. Hipofizin arkadaşlar ön lobundan ne oluyor? Kana TSH yani tiroid uyarıcı hormon veriliyor. Tiroid uyarıcı hormon ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor tiroid bezini uyarıyor. Tiroid bezine diyor ki kardeşim diyor tiroksin salgıla diyor. Tiroksin hormonu salgılamasını uyarıyor idi. Tiroksin hormonu arkadaşlar ne yapıyordu? Metabolizma hızını artıran, ayarlayan bir hormondu. Tiroksin arttığı zaman metabolizma hızlanıyordu. Oksijen arkadaşlar değil mi? Kullanımı artar. Mitokondri faaliyeti artar. Vücut ısısı artar filan diyebiliriz. Tiroksin arttığı zaman. Kan şekerinin de yüksek olması. Arkadaşlar kan şekerinin artması neden tiroksin miktarını azaltsın ki değil mi? Böyle bir şey diyemeyiz. Tiroid bezinin tahrip olması. Arkadaşlar bakın tiroid bezi tahrip olursa tiroksin salgılanamaz. Tiroksin salgılanamazsa ne olur arkadaşlar? Tiroksin hormonu azalır. Dolayısıyla ne olur bu sefer? Yetersizliği ortaya çıkabilir. Kandaki kalsiyum miktarı yetersiz olması. Arkadaşlar kandaki kalsiyum bakın tiroksin miktarıyla doğrudan bir ilgisi yoktur. TSH'ın da yeterince salgılanmaması, yani TSH azalırsa ne yapıyordu? Tiroid bezine diyordu ki kardeşim tiroksin salgıla. Bu azalırsa tiroid bezi uyarılmayacağı için değil mi? Tiroksin ne yapar arkadaşlar? Salgılanmaz diyelim, az salgılanır. Bu sefer tiroksin miktarı ne yapabilir? Azalabilir ve hipotiroidizme neden olabilir. Neden olmayanları soruyor bize. Cevabımız ne olacak? Adana olmuş olacak. 33. soru arkadaşlar bağışıklıkla ilgili. Yukarıdaki durumların hangilerinde diyor? Belirtilen diyor hastalıkların etkisinin diyor ilgili bireylerde gözlenmesi beklenmez. Yani hasta olmaz diyor bize. Bir bakalım. Difteri hastalığı geçirmiş olan bir birey arkadaşlar su çiçeği etkenin bulaşması. Arkadaşlar bakın siz diyelim ki bir mikropla karşılaşmışsınız. Buna karşı ne yapmışsınız? Antikor üretmişsiniz. Antikor. Antikorlar nedir arkadaşlar? Antijene özgüdür. Dolayısıyla senin difteriye karşı ürettiğin antikorlar ne yapmaz? Su çiçeğinde işe yaramaz. Sen eğer su çiçeğine daha önce yakalanmamışsan ilk defa karşılaşmışsın demektir. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Bu hastalığa yakalanacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar burada birey hasta olur. Kızamık aşısı olmuş bir bireye kızamık mikrobu bulaşmaz. Ha, demek ki sen arkadaşlar kızamık aşısı olmuşsun. Yani vücuduna zayıflatılmış mikrop verilmiş. Biliyorsunuz aşıda zayıflatılmış mikrop işte antijen var. Sen buna karşı antikor üretmişsin. Antikorlar sen neye karşı üretmişsin? Kızamığa karşı. Dolayısıyla arkadaşlar kızamık mikrobu ne yapmaz? Seni hasta etmeyecektir. Bu durumda arkadaşlar birey hastalanmayabilir. Serum alarak tifo hastalığı iyileşen bir bireye diyor tifo mikrobunun diyor yeniden bulaşması. Arkadaşlar serumda ne var? Serumda hazır antikor var. Hazır antikor. Bunların bir ömrü var. Sen hastalanmışsın değil mi? Hastalığa yakalanmışsın, gitmişsin. Hazır antikor vermişler sana. Bu antikorun arkadaşlar belli bir ömrü var. Dolayısıyla arkadaşlar bu kısa süreli bir bağışıklık sağlar. Pasiftir yani. Kısa süreli bağışıklık sağlayacaktır. Dolayısıyla kanında antikor seviyesi hızla azalır bir süre sonra. Tekrar arkadaşlar ne yapabilirsin? Bu hastalığa tabii ki yakalanabilirsin. Burada arkadaşlar birey ne yapar? Hasta olur. Hasta olmaz diyor bize. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu. Kalbin yapısını şematik olarak gösteren bir şekilde aşağıda verilmiş diyor. Verilen şekle göre aralarında kapakçık bulunan kalp diyor kısımları ve kanın hareket yönüyle ilgili diyor. Hangisi doğru olamaz diyor bize. Şimdi arkadaşlar bu yapılara bir bakalım. Burası neresi? Burası arkadaşlar sağ kulakçık. Karşımıza biri varmış gibi düşünüyoruz. Bakın şöyle ayırırsak eğer. Burası karşısındaki kişinin sağ tarafı. Burası arkadaşlar karşınızdaki kişinin sol tarafı. Kalbin sol tarafı biliyorsunuz temiz kan taşır. Sağ tarafı kirli kan taşır. Burası sağ kulakçık. Burası arkadaşlar sağ karıncık. Bakın alt taraftakiler karıncıklar. Burası sol kulakçık 3. 4 nedir arkadaşlar? Sol karıncıktır. Karıncık. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kan kulakçıklara gelir.
karıncıklardan çıkar gider. Dolayısıyla bakın kulakçıklara bağlanan bu damarlar nedir arkadaşlar? Toplar damarlardır. Bu nedir arkadaşlar? Alt ve üst ana toplar damar buraya bağlanıyor. Alt, üst, ana toplar damar. Kirli kanı ne yaptı? Kalbe geldi. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Kulakçıkların kasılmasıyla kan tek yön açılan kapakçıklarla karıncıklara doluyor. Bakın burada arkadaşlar ne var? Tek yön açılan bir kapakçık var. Nedir bunun adı arkadaşlar? Bu triküspit, üçlü kapakçık. Triküspit. Burada arkadaşlar üçlü bir kapakçık var. Peki daha sonra ne oluyor? Sağ karıncık kasılıyor. Sağ karıncığın kasılmasıyla arkadaşlar bu kapakçık böyle tık kapanıyor. Kan ne yapamıyor? Kulakçığa geri gidemiyor. Nereye pompalayacağız biz kirli kanı? Akciğere değil mi? Hangi damarla beraber? Beş nolu damar ne damardır? Akciğer atar damarıdır. Kirli kanı biz akciğere pompalayacağız. Bunun girişinde ne var arkadaşlar? Yarım ayak kapakçıkları var. Daha sonra temizlenen kan arkadaşlar kalbe getiren, sol kulakçığa getiren bu damar altı nedir arkadaşlar? Akciğer toplar damarıdır. Ne oldu? Temiz kan geldi sol kulakçığa. Sol kulakçık kasılınca ne var burada arkadaşlar? İkili kapakçık var. Bunun arkadaşlar kan ne yapıyor? Karıncağa doluyor. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Biküspit. İkili kapakçık. Biküspit. Sonra sol karıncık kasılıyor. Temiz kan ya bu. Temiz kan nereye pompalanacak? Tabii ki aortla vücuda pompalanacak. Bakın şu damar nedir? Aort atar damarıdır. Aortun arkadaşlar girişinde ne var gene? Bakın yarım ay kapakçıkları var diyebiliriz. Bakın atar damarlarda yarım ay kapakçıkları var. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında üçlü kapakçık var. Sol kulakçıkla sol karıncık arasında arkadaşlar ikili kapakçık var. Bunlar tek yön açılan kapakçıklar diyebiliriz. Tamam, hangisi doğru olamaz diyor. 1 ile 2 arasına bakalım. 1 ile 2 arasında ne var arkadaşlar? Tek yön açılan kapakçık var, değil mi? Triküspit dedik. 1'den 2'ye doğru diyor. Kanın akış yönüne bakalım. Tabii ki kan ne yapar arkadaşlar? 1'den 2'ye doğru akar. Yani kulakçıktan karıncaya doğru akar. Bu doğru. 2 ile 5 arasına bakalım kapakçık var mı? 2 ile 5 arasında işte şurada yarım kapakçıklar var bakın. Ve kanın akış yönü ne tarafa doğru? 2'den 5'e doğru değil mi? Evet. Kanın akış yönü 3'ten 4'e doğru diyor. Bir bakalım. Evet temiz kan ne yapar arkadaşlar? 3'ten 4'e doğru yani sol kulakçıktan sol karıncaya doğru akar. Bunu da söyleyebiliriz. 2 ile 5 arasında var demiştik zaten. 2'den 5'e doğru kan akışı var. Buna bakalım. Evet 2'den yani sağ karıncıktan tabii ki akciğer atar damarına doğru kirli kan akciğere pompalanıyor. Bunu da söyleyebiliriz. 3 ile 6 arasında arkadaşlar kapakçıklar bakın 3 ile 4 arasında değil mi? 1 ile 2 arasında 2 ile 5 bir de 4 ile aort arasında bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Bu yanlış oldu. Kan akışı diyor 5'ten 2'ye doğru diyor. Arkadaşlar bakın kan akışı nereden nereye doğrudur? 2'den 5'e doğrudur değil mi? Yani akciğer atar damarına doğrudur. Bu yanlış oldu. 3 ile 4 arasına bakalım arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? Biküspit zaten var. Kan akışı alttan 3'e doğru diyor. Evet akciğer toplar damarına arkadaşlar. Sol kulakçığa doğru kan akışı var. Cevabımız Denizli oldu. İnsan demiyor gelişim süreciyle ilgili olarak diyor hangileri söylenemez. Gelişmenin diyor mitoz olmasından dolayı bir embriyoyu diyor oluşturan hücrelerin tümü şekil ve büyüklük bağlı olarak aynıdır. Arkadaşlar şimdi gelişme tabii ki mitozlu oluyor. Gelişme dediğimiz ne arkadaşlar? Bakın yumurta ve sperm birleşiyor. Ne oluştu? Zigot oluştu değil mi? Bu zigot. İki en kromozomuz zigot. Daha sonra zigot ne yapıyor arkadaşlar? Mitoz bölümleriyle beraber önce 2 blastomerli, sonra 4 blastomerli, sonra 8, 16, 32 derken morul oluşuyor değil mi? Bir hücre yumağı, ondan sonra cıma derken işte blastula bakın bu morula, ondan sonra blastula evresi, sonra gastrula evresiyle beraber işte dokular organ oluşmaya başlıyor derken embriyo oluşuyor zaten derken daha sonra işte yeni birey oluşuyor falan filan. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar buradaki hücrelerin diyor şekilleri büyükleri aynı. Zaten arkadaşlar mitoz bölünmede hücreler şekil olarak işte büyük olarak sitoplazma eşit dağılacak filan böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani şekilleri filan farklı olabilir. Artı farklı dokular organı oluşacak değil mi? Dolayısıyla dokular ne olacak? Hücrelerin tabii ki şekli filan büyüklüğü birbirinden farklı olacak yani. Gelişimin diyor farklı evrelerinde diyor bazı hücrelerde kontrollü hücre ölümleri olur. Bakın bunun en güzel örnek arkadaşlar parmaklarımızdır değil mi? Parmaklarımız. Parmaklarımız arkadaşlar normalde bütün olarak oluşuyor. Daha sonra şuradaki hücre ne yapıyor? İntihar ediyorlar değil mi? Programlı hücre ölümü diyoruz. Buradakiler ölünce ne oluyor arkadaşlar? İşte parmaklar ortaya çıkıyor diyoruz. Şunlar diyelim ki
ne yapıyorlar? İntihar ediyorlar, ölüyorlar yani. Bu hangi organel ile oluyordu arkadaşlar? Lizozom faaliyetiyle oluyordu değil mi? Buna biz apoptozis diyoruz. Gelişmenin de ilk evresi olan segmentasyon, yani şuradaki seri mitoz bölünmelerden bahsediyor. Folikül kesisinde diyor başlar diyor. Arkadaşlar bu olay nerede gerçekleşiyor bizde zaten? Falop tüpünde oluyor değil mi? Bakın falop tüpünde gerçekleşiyor. Falop tüpünde oluyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın şurası yumurtalık, şurası falop tüpü, şurası ne? Rahim. Şöyle çizersek. Folikülde diye arkadaşlar kese burada. Burada tam yumurta oluşturuldu. Sonra yumurta ne oldu arkadaşlar? Yumurta kanalına atıldı. Bakın dölleme burada oluyor zaten değil mi? Falop tüpünde oluyor. Devamda zaten arkadaşlar buradaki ilk bölünmeler falan falop tüpünde oluyor. Buradaki yolculuk arkadaşlar yaklaşık bir hafta sürüyor derken gidiyor. Ondan sonra rahim duvarı kalınlaşmış değil mi? Embriyo ne yapıyor? Rahim duvarına tutunuyor. Derken burada arkadaşlar gelişme devam ediyor. Derken daha sonra zaten buradan doğum gerçekleşiyor. Yani burada bahsettiğimiz olay segmentasyon dediğimiz buradaki seri mitoz bölünmeler falan folikülde değil yani ovaryumda değil de falop tüpü ve devamında gerçekleşiyor diyebiliriz. Bu da ne oldu arkadaşlar? Yanlış olmuş oldu. Cevabımız ne oldu? Yanlış olanlar 1 ve 3 Edirne oldu. Böbreklerde glomerulus kılcalarının boğman kapsülüne geçebilen ve geçemeyen maddelerin bazıları aşağıdaki tabloda diyor verilmiş diyor. Tabodaki diyor maddelerin boşaltımı ile aşağıdaki yargıların diyor hangisi doğru değildir. Bakalım arkadaşlar ne diyor. Önce arkadaşlar yapıyı bir inceleyelim isterseniz. Yapımız nasıldı? Bakın böbrek atar damarı geldi şöyle. Bowman kapsülüne girecek ya bakın şu böbrek atar damarı. Böbrek atar damarı. Neyi oluşturuyor arkadaşlar? Şu getirici atar damarı oluşturuyor şurada. Getirici atar damar. Getirici atar damar. Daha sonra bu arkadaşlar ne yapıyordu? Kılcaları ayrılıyordu. Bunlar ne demiştik? Glomerulus kılcaları. Daha sonra arkadaşlar bu kılcalar birleşip ne oluyordu tekrar? Götürücü atar damar oluşturuyordu. Bakın bu getirici atar damar. Bu götürücü atar damar. Götürücü atar damar. Kan bakın bu şekilde akıyor gidiyor şöyle. Kan buradan gidiyor. Bunun etrafını saran arkadaşlar bir tane kapsül vardı. Neydi bu? Bowman kapsülü değil mi? Devamında zaten boşaltım kanalı bulunuyordu. Proksimal, distal tüp falan böyle gidiyordu. İyi güzel. Şimdi ne oluyordu arkadaşlar? İşte zardan geçebilen maddeler Bowman kapsülüne geçiyor idi. Bakın burada zaten geçebilenleri vermiş. Tamam. Bowman kapsülüne geçemeyenleri de vermiş. Bakın geçenler bu tarafa geçiyor. Yani Bowman kapsülüne geçip boşaltım kanalına ilerliyor. Geçemeyenler ise arkadaşlar burada ne yapıyor? Getiriciden beraber geliyor. Götürücüden devam ediyor. Şimdi bu ikisini karşılaştırmış bize yani bazı ışıklarda. Dikkat edin. Mesela kan hücreleri diyor değil mi? Geldi şimdi. Kan hücresi geçemediğine göre demek ki şu getiricideki kan hücresiyle götürücüdeki kan hücresinin aynı olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde bakın büyük plazma proteinleri, yağlar şu ikisinde aynıdır değil mi? Şimdi su geçiyor. Su geçiyorsa o zaman getirici de fazladır. Su bu tarafa geçti diyelim bir bölümü. Ne oldu? Burada daha azdır değil mi? Bunlar arkadaşlar tabii ki geçebilenler şu götürücü damarda daha az olacak. Bakın getirici atar damar ile götürücü atar damarında içerdiği birim miktar kandaki büyük plazma protein miktarının aynı olması beklenir. Yani geçemediği için arkadaşlar değil mi? Plazma proteinde bakın geçemiyormuş. Demek ki şu ikisinde ne olması lazım? Aynı olması lazım. Bunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Bowman kapsülüne geçen bir üre diyor. Yani şuraya geçen bir üreden bahsediyor. Evet. Veya vitamin diyor. Kesinlikle diyor idrarla rastlanır. Arkadaşlar vitaminlerin diyelim ki ne olabilir? Adek vitaminleri olabilir. Adek vitaminleri depolanıyorlar. Dolayısıyla ne olur bunlar? Geri emiliyor vitaminler bakın. Vitaminler geri emilir. Dolayısıyla bunu ne yapamazsın? Sen idrarla rastlayamazsın yani. Ama B ve C vitamini olursa ve vücudumuzda fazla olursa idrarla atılabilir. O yüzden vitamin için arkadaşlar bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Bir üre molekülü diyor. Ürenin de arkadaşlar %50'si falan geri emiliyor. %50'si devamında tekrar kana karışıyor yani ürenin. Dolayısıyla arkadaşlar o üre molekülü arkadaşlar geri emilmiş olabilir. Kesinlikle idrarda bulunur diyemeyiz arkadaşlar. Nefron kanalları da içerisindeki süzüntüde diyor. Yani şuradaki arkadaşlar süzüntüde diyor. Bowman kapsülünün devamındaki süzüntüde kan hücreleri, büyük plazma proteinleri ve yağ bulunması beklenmez. Zaten burada arkadaşlar geçemediğini bize ne yapıyor? Söylüyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bowman kapsülüne hem yararlı hem de zararlı maddeleri diyor geçiş yapabilir. Bakalım kimler geçiyormuş? Su. Zararlı mı su?
Fazlasını atıyoruz değil mi? Amino asit bakın, glikoz bunlar faydalı madde ama üre diyelim ki işte fazlası zehirli. Yani zararlılar da var, yararlılar da var. Bunu da keşke söyleyebiliriz. Boğman kapsülünden geçiş yapmasına rağmen diyor, idrarda diyor glikoz bulunması normal bir durum değildir diyor. Arkadaşlar ne diyoruz biz? Bakın sağlık insan idrarında glikoz olmaz. Çünkü glikozun arkadaşlar tamam burada geri emiliyor, kana karışıyor. Ama şeker hastasında ne oluyor? Kanda çok fazla glikoz var. Böbrek ne yapıyor? Bakıyor ki kanda bir çuval şeker var. Ne yapayım diyor? Fazlasını diyor geri emmeyeyim diyor. Derken bu şekilde devamında zaten idrarda glikoz bulunabilir. Yani idrarda glikoz varsa bu normal bir durum değildir. Çünkü sağlıklı insanda idrarda glikoz olmaz. Tamamı geri emilir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu. 37. soru arkadaşlar DNA yapısıyla ilgili. Bir DNA molekülünün belli bir bölgesini oluşturan moleküller aşağıda gösterilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize hangileri bir RNA'nın diyor yapısında kesinlikle diyor bulunur diyor bize. 3 çeşit RNA var ya arkadaşlar. mRNA var. tRNA var. Değil mi? Bir de ne var? rRNA var. Hepsinde ortak olacak diyor bize. Bir bakalım arkadaşlar. DNA biliyorsun arkadaşlar iki zincirdir. Birbirine ters iki zincirdir. Antiparaleldir yani. Önce arkadaşlar bu soldaki zincire bakalım. Bakın şu nedir? Deoksiriboz şekeri değil mi? Deoksiriboz şekerleri bunlar. Bir nükleotit arkadaşlar çizecek olursak bakın şu nedir? Bir nükleotittir şu. Peki nükleotitte ne var arkadaşlar? Baz var değil mi? Baz. Şekeri yazdık zaten. Bu da nedir arkadaşlar? Fosfattır. Bu da fosfat grubudur. Aynı şekilde bakın nedir? Şu da bir nükleotittir. Bazımız var değil mi? Baz. Şeker fosfatımız var. Aynı şekilde baz. Şeker ve fosfat var. Yani şunlar arkadaşlar nedir? Birer nükleotittir. Peki bazla şeker arasındaki şu bağ nedir arkadaşlar? Bakın. Bu bağ glikozit bağıdır. Glikozit. Şekerle fosfat arasındaki şu bağ nedir arkadaşlar? Ester bağıdır. Nükleotit arasında bulunan şu bağlar nedir arkadaşlar? Fosfodiester bağlarıdır. Fosfodiester bağlar. İki zincir birbirine bağlayan şu bağlar nedir arkadaşlar? X'ten gösterilen bunlar zayıf hidrojen bağlarıdır. Bakın ikili bağ var. Demek ki bunlar adenin timin ve işte tam tersi. Bunlar zayıf hidrojen bağlarıdır. Zayıf hidrojen bağları. Şu üçlü bağ taşıyanlar da arkadaşlar guanistozindir. İkili bağ taşıyanlar adenin timin oluyor. Bakın Z hangi bağ oldu? Glikozit bağ oldu değil mi? Bakın diğer taraftaki zincire bakın. Ters zincirdir. Bakın nükleotit şudur. Nükleotitteki şu bağ nedir arkadaşlar? Glikozit bağıdır. Glikozit. Bu zaten şeker bunlar. Şekerler. Y nedir arkadaşlar? Ester bağıdır. Ester bağı. Bakın şu da bir nükleotit gene. Bazı şekeri fosfatı var. Şu da gene arkadaşlar ne de bir nükleotittir. Bazı şekeri fosfatı var. Şunlar fosfat zaten, değil mi? Bunlar fosfat. Şunlar nedir arkadaşlar? Bunlar fosfodiester bağlarıdır. Fosfodiester bağlar. Şimdi bize neyi soruyor? Diyor ki hangisine diyor? Bir RNA'da arasında. RNA'nın yapısında arkadaşlar nükleotitler yok mu? Aynı DNA'da olduğu gibi nükleotitler var. Dolayısıyla nükleotitlerde bulunan bağlar bunlarda da var. Nedir bunlar? Glikozit bağı değil mi? Ondan sonra ester bağı aynı şekilde bakın. Bunlar nedir? Nükleotit içindeki bağlardır. Peki nükleotitleri bir araya getiren bağ neydi? Fosfodiester bağı. Bakın bu da ortaktır. Burada gerçi numaralandırılmamış. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar ortaktır. Peki zayıf hidrojen bağı? Arkadaşlar zayıf hidrojen bağı kimde bulunuyor? tRNA'da bulunuyor değil mi? tRNA böyle arkadaşlar yer yer katlandığı için yonca yapranı benzetiliyor. Şurada arkadaşlar zayıf hidrojen bağları kuruluyor yer yer. Dolayısıyla tümünde ortak dediği için hepsinde nükleotit var. RNA'ların tümünde yani. Dolayısıyla ester bağı ve glikozit bağı tabii ki ortak olacak. Cevabımız ne oldu? Y ve Z oldu. Aralarında simbiyotik yaşam ilişkisi bulunan P ve R canlıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş diyor. P yok olunca R daha iyi ya da daha kötü bir gelişme göstermiyor. Bireylerden en az biri birliktelikten yarar sağlıyor. Buna göre bu canlı ikilisi aşağıda verilen hangisi olabilir diyor. Ok yönleri faydalanan tarafı göstermektedir. Önce arkadaşlar birliktelikleri bir hatırlayalım. Eğer karşılıklı faydalanma varsa yani artı artı ise iki taraf buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Mutualizm diyoruz değil mi? Mutualizm. Mutualizm herkes mutlu yani.
Bir taraf fayda görüp diğer taraf arkadaşlar bundan etkilenmiyorsa, yani ne fayda ne de zarar görüyorsa, nötrse, buna biz komensalizm diyoruz. Komensalizm. Birisi fayda görürken diğer taraf zarar görüyorsa arkadaşlar, artı eksi yani, buna biz arkadaşlar parazitlik diyoruz. Parazitlik. Bir taraf zarar görürken diğer taraf bundan etkilenmiyorsa, bu da arkadaşlar ne oluyor? Amensalizm oluyor. Amensalizm. Peki buradaki örnek hangisi oluyor? Bakın P yok olunca diyor, R daha iyi ya da daha kötü bir gelişme gösterme. Yani nötr demek istiyor bize. Demek ki arkadaşlar bir taraf nötrmüş. Ya komensalizm ya amensalizm olacak. Birilerden en az biri diyor birliktelikten yarar sağlıyor. Amensalizmde bakın yarar sağlayan taraf yok. Dolayısıyla örneğimiz neymiş? Komensalizmmiş. Bize diyor ki aşağıdakilerin hangisi komensalizmdir diyor. Köpekle pil arkadaşlar nedir? Pire bundan fayda sağlıyor değil mi? Köpek ise arkadaşlar bundan zarar görüyor. Artı eksi parazitlik bu. İnsan kendi aynı şekilde arkadaşlar parazitlik örneğidir. Köpek balına tutunarak yaşayan vantuzlu balık. Arkadaşlar vantuzlu balık bu birliktelikten fayda sağlıyor. Ama köpek balı arkadaşlar ne yapıyor bundan? Etkilemiyor. Yani nötrdür. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Bu komensalizm örneğidir. Arkadaşlar arkadaşlar her iki taraf bundan fayda sağlıyor. Mutualizm örneği bu. Peki ne fayda sağlıyor birbirine bunlar? Ark ürettiği besin ve oksijenden mantara veriyor. Besin ve oksijen. Mantar ise arkadaşlar ürettiği karbondioksit ve sudan algin faydalanmasını sağlıyor. Elma ağacı öksü ötü. Öksü ötü nedir arkadaşlar? Yarı parazit. Yani bu da parazittir. Artı, eksi. Peki elma ağacından ne alıyor arkadaşlar öksü ötü? Su ve mineral alıyor. Yarı parazit oluyor. Eğer organik besin de alsaydı zaten ne oluyordu bu? Tam parazit oluyor idi. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. Bir insan hücresindeki DNA molekülleri arasında diyor, hangileri farklı olabilir diyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Bakın bir insan hücresindeki diyor DNA molekülleri. Bunu arkadaşlar bakın şöyle algılayabiliriz. Şu bir hücre değil mi? Ne var arkadaşlar? DNA bizim çekirdeğimizde DNA var. Arkadaşlar burada DNA parçaları da var diyebilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bakın mitokondrimiz var. Mitokondrinin de arkadaşlar DNA'sı var. Biz arkadaşlar mitokondri DNA'sı ile çekirdek DNA'sını karşılaştıralım isterseniz. Çok kafanızı karıştırmayalım. Toplam nükleotit sayısı arkadaşlar bakın ne olabilir? Farklı olabilir değil mi? Bizim mitokondri arkadaşlar DNA'sında zaten çok fazla nükleotit yoktur. Dolayısıyla nükleotit sayıları farklı olabilir iki DNA'nın. Nükleotitlerin diziliş sırası diyor. Yani üzerindeki işte adenitimin, guanositozin. Bakın mitokondrideki arkadaşlar DNA'da ne var? Daha çok solunum enzimleriyle ilgili genler falan var. Tabii ki nükleot dizimleri arkadaşlar çekirdekteki DNA'da nedir? Farklıdır. Pürin nükleotitlerin diyor toplam nükleotit sayısına oranı. Arkadaşlar DNA'nın yarısı pürin yarısı pirimidindir. Bakın adenin artı guanin bölü timin artı sitozin oranı nedir arkadaşlar? Birdir. Adenin guanin nedir? Bu pürinleri ifade ediyor. Timin artı sitozin nedir arkadaşlar? Pirimidinleri ifade ediyor. DNA'nın yarısı pürin, yarısı pirimidin olduğuna göre arkadaşlar pürinlerin toplam nükleotit sayısının oranı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Yani DNA'nın yarısıdır yani. Bu bütün arkadaşlar DNA'ları tabii ki aynıdır. Dolayısıyla bu arkadaşlar farklı olmaz. Bulunduğu diyor hücresel yapı diyor. Bulunduğu hücresel yapı. Yani birisi çekirdekte bulunuyor, değil mi? Birisi nerede bulunuyor arkadaşlar? Mitokondri içerisinde bulunuyor. Bakın bu farklı olabilir dedik, bu farklı olmaz dedik, bu farklı olabilir, bu da farklı olabilir dedik nükleotit sayısı. Aslında cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 4 olmuş oldu, Edirne olmuş oldu. Bak bu güzel bir soru aslında. Bunu arkadaşlar dikkat edin çözerken. Genetik materyalin diyor organizasyonunda yer alan bazı yapıların adları diyor belirli bir sıralama olmaksızın aşağıda verilmiş diyor. Basitten diyor en kompleks olana doğru diyor bunları sıralayın. Başlayalım arkadaşlar. Baz artı şeker nükleozit. Nükleozit. Bunu arkadaşlar fosfatı da ekleseniz ne olur? Oldu size nükleotit. Demek ki neymiş? Bir baz olacakmış. Sonra nükleozit iki olacakmış. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın 3 tane nükleotit bir araya geliyor. DNA'daki üçlü şifreler, kodlar oluşuyor. Arkadaşlar yaklaşık 1500 nükleotit ne yapıyor? Birleşiyor arkadaşlar. Geni oluşturuyor. Genler arkadaşlar bizim DNA'mızda bulunuyor, değil mi? Binlerce gen var. DNA arkadaşlar ne yapıyor?
proteinlere böyle paketleniyor, histon miston ne oluyor? Kromozoma dönüşüyor. Arkadaşlar bu sıralama önemlidir. Özlem arkadaşlar bunu birkaç defa sormuş. Bu sıralama önemlidir. Bir organik baz, iki nükleozit, üçüncüsü arkadaşlar nükleot olacak. Burada üçlü şifre verilmiş bakın. Sonra bunlar DNA oluşturuyor. 4, DNA paketleniyor falan derken kromozom oluyor. 5, 1, 4, 3, 2, 5 cevabımız arkadaşlar Ceyhan olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.